Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İtirazınız bir şeyiniz. Ya şimdi şöyle ben kendi takımımı anlatırken senin takımınla ilgili bir şey söyleyeceğim ama kendi takımının tablosu gelmesi lazım ki o yüzden oradan ona gönderme yapayım. Aklımda o var şu anda. Ama onun haricinde yani dengeli takım. Baktığımız zaman zaten Murat abiyle senin takımın arasında isim fark var mı? Bir fark var mı? Murat abiyle benim takım arasında sadece buradaki 3 kadın diğer tarafta, oradaki 3 kadın bu tarafta. Aslında o da önemli bir şey. Çünkü yani biz dengeye sadece kadınlar arasındaki ve erkekler arasındaki denge değil. Bazen kadınlar bir takımda güçlü oluyor, erkekler diğer takımda güçlü oluyor. O da kendi içinde bir denge sağlıyor. Yani farklı farklı dengeler var daha geniş çerçeveden değerlendirdiğimizde. Ama burada genel tablo dengeli açıkçası. Özgür'ün o meşhur grubundan sadece bir arkadaş yanında şu an baktığımız zaman. Alper. Osmancan'la Kardelen bu tarafta kalmış oluyor. Evet. Yani o takımı da aslında o grubu da ikiye bölmüş oluyorum. Yani burada çok iyi anlaşan Kardelen ve Osmancan varsa... Peki senin için mavi takım, kırmızı takımın burada bir önemi var mı? Özellikle kırmızı takım, mavi takım olmasının? Ben bu şekilde olabileceğini düşünüyorum ama tabii takımların rengi de değişebilir. Takımlar siyah beyaz da olabilir bu arada. Orasını da bilmiyoruz ama ben sanki mavi takımın 3 ferdinin burada devam edeceğini, diğer 3 ferdinin karşıya geçerek bu işin devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Ya benim açısı oradaki fikrim eğer mavi takım ve kırmızı takım olarak kalacaksa mesela Özgür ve Alper sende birse... Olacak Konseyde Acun Bey mavi takımın üyeleri diye başladı. Evet o zaman mesela ben Özgür ve Alper'in olduğu takım mavi takım olur diye hayal ettim. Ben yani Özgür ve Alper ikilisinin olduğu takım mavidir diye böyle bilinçaltıma öyle işlemiş bilemiyorum. Sevgili İhsan Tarkan'ı yerine alıyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de şuna dikkat ettim bu takımları oluştururken. Ortalama yaşlar birbirine denk. Ha, yaş ortalamasına bak. Yaş ortalaması birbirine denk. İstatistik deyince de sen. Evet. Gerçekten ortalama bir takım yapan İhsan Tarkan'a tebriklerimizi sunuyoruz. Ve bakalım Hanzade bize ne gibi sürprizler verecek. Evet. Her dolu. Sürprizlerle dolu Hanzade'nin takımı geliyor efendim. Evet. Benim son değişikliğimi ayarlayabildik mi arkadaşlar? Ayarlamışız. Ayarlamışız. Bizde bir şöyle, şey kaçmaz. Evet. Benim takımlarımın performans denkliğine şüpheniz olmasın. Ben performanstan bahsetmeyeceğim. Zaten istatistik ve performansla aklını bozmuş bir İhsan Tarkan'dan sonra bu bana düşmez. Ben şimdi size yaptığım ada hayatı karışıklıklarından bahsedeceğim. Çünkü bence o da önemli. Takımlarımız evet İhsan'la çok benziyor. Hanzade magazin istiyor. Ben istiyorum. Takımlarımız İhsan'la birbirine çok benziyor. Kadınlardaki denge zaten matematiksel olarak çok netti. Yani dediği gibi onun 3 tane çok güçlü yarışmacı var. Bu şekilde böldüm. Merve'yi ben kırmızıda bıraktım. Bizim renklerimiz farklı bu arada seninle. Bir kişide farkımız var. Merve'yi kırmızıda bırakmamın sebebi zaten kız bir değişiklik yaşadı. Yani kırmızıya geçti. Kırmızıdan bir daha maviye çekmek istemedim onu. Dolayısıyla da onun yanına Kadelen'i yolladım ki burada bir ittifak doğabileceğini düşünüyorum ben Kadelen ve Merve anlamında. Nefise ile Asena'nın arasındaki yakınlaşma çabasını zaten gözlemliyorduk. Asena da artık benim için böyle çok hani kült bir mavi yarışmacı olduğu için Asena'yı burada bıraktım. Nefise'yi onun yanına attım. Şöyle, şimdi size ben insanla farkımızı söyleyeyim, ne kadar önemli bir fark olduğunu göreceksiniz. Alper ve Halil. Şimdi baktığınızda Survivor 2023'te kaç lider vardı takımlarda? İki takımda da birer lider görüyorduk, izliyorduk. Halil ve Özgür. Hanginiz lidersiniz? Kendinizi gösterin bakalım şansını vermek adına ben Özgür ve Halil'i aynı takıma koydum. Çünkü eminim Özgür ve Halil'in arasında bu liderlik tahtını ele geçirmek isteyen iki yarışmacı izleyeceğiz. Dolayısıyla Özgür'ün denilen kendi çevresi vardı ya kendi grubu. Özgür sayesinde adada kalıyor denilenler. Alper attım onu Özgür'den ayırdım. Osmancan onu da zaten Osmancan ve Özgür'ü performans olarak izlemek istediğimiz aşikardı. Aziz sürekli bir şerit ittifakından işte Özgür ve etrafında toplanan insanların onu dışladığından bahsediyordu. Al Aziz'i de attım kırmızı takıma. Bir Özgürsüz, bir Halilsiz yani lidersiz bir takım aslında burası baktığında. Şimdi buraya bu yarışmacılara baktığım zaman çok böyle olaylara giren bunu yazacağız işte biliyorsunuz az çok neyi kastettiğimi. Böyle bir isim yok burada. Dolayısıyla Aziz'e de fırsat tanıdım. Sahne senin Aziz diyorum. Akabinde kimlere ayırdığıma hemen dikkat çekiyorum. Bu değişiklikten kaynaklı. Buse ve Halil. Bunlar da bir ittifaktı. Ben onları da artık ayrı takımda görmek istiyorum. Benim senaryoma göre şu an belki bu takım biraz daha güçlü gözüküyor olabilir. Ama ilk elenenler de bu takımdan olacak. Ve zayıfları eleyecek burası. Bakıyorum başka söylemem gereken bir şey var mı? İhsan bir şey söyleyecek. Buyur. Aziz'i bayağı ittifaktan ayrı tutmuşsun. Kardelen, Osmancan, Alper hala Aziz'le aynı takımda. Kardelen, Osmancan ve Alper şöyle mesela.
1000 yazarsın ama biri atarsın 3-0 kalır ya. İttifak anlamında çok söz geçirebileceklerini zannetmiyorum. Yani çünkü gruptan ayırdım burada, diyordun da gruptan burada ayırırken onları da o grubu komple o tarafa atmışsın zaten. Ama bak. Bir tek Özgür yok yani. Grup Özgür müydü? Ama Özgür de bir ya. Şimdi gösterecek mi? Yani bilmiyorum ben Osmancan'ın çok fazla ya da başka kim var yanın oradan? Alper'in. Yani böyle bir söz hakkı olacağını düşünmüyorum şu an. Özellikle şu duruma baktığın zaman Alper zaten olmayacak. Çünkü performansı iyi değil. Ben güveniyorum takıma. Bir şey daha söyleyebilirim. Tabii buyurun. Hanzade komple mavi takımı öbür tarafa atmış. Komple kırmızı takımı da bu tarafa atmış. Bak şöyle. İsimlerini değiştirmiş yani takım. Bak şöyle bak. Sadece bak mavi takım dediğinde şu an. Yani normal eski kırmızı takımı düşün. Özgür, Nefis Asena. Aynı takımdaydı. Cansu aynı takımda. Barış aynı takımda. Yusuf aynı takımda. Kürşat aynı takımda. Halil aynı takımda. Ha. Zaten onlar aynı takımdaydı hepsi. İhsan'cığım aramızdaki tek fark Halil ve Alper. Yani eğer sen şimdi benim takımımı çok eleştirirsen kendine öz eleştiri yapmış olursun. Yo da aynı değil işte benimki. Bir tek Alper ve Halil var farkımız. Onun için hepsi aynı. Yani iki tane. Sen renk olarak takıldın. Renk olarak takıldım. Bak renk olarak takıldım. Normal olarak da takıldım. Yani şurada bak şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Toplam 5 kişi aynı takımda. 6 kişi aynı takımda. Yani bu zaten olabilen bir şey. Öyle kahraman çok değişmemiş yani senin. Tekrar gibi bir tombala çekilmiyor takımlar oluşturulurken. Belki yani öyle de olabilir. Tabii. Tabii hayır bu konuda biz yani. Belgacun abi diyecek ki sen karşıya geçiyorsunuz bitti. Biz o da olabilir. İkisini de şey gördük mü? İkisini de gördük. Yani sadece iki yarışmacının geçtiğini, bir yarışmacının geçtiğinde bütün takımların karıştığını da gördük. O yüzden aynen, her şey gebedir bu takım aynen karışıklıkları. Yani ben dediğim gibi. Ama bir tespitse adadaki, bu bir tespittir yani. Evet. Adadaki söz hakkı dengelerini biraz değiştirmek istedim. Yani diyorlar ya taşlar, kartlar yeniden dağıtılsın. Bence bu tabloda kartlar yeniden dağıtılır. Dağıtılabiliyorsa. Ha dağıtılmıyorsa da o zaman arkadaşlar liderleri buyurun şampiyon yapın. Sadece Özgür'le Asena geçmiş burada. Anladığımız. Allah Allah. Sadece İhsan sürekli seni ters yatmaya çalışıyor. Ay, sen aynı takım. Oyuna gelme. Sen gururlu bir şekilde geldiğin oldu. Demiyorum ya terslik yok bunda. Sadece Özgür ve Asena yer değiştirmiş. Anladım. Yani sende de o zaman öyle mi? Aynı değil çünkü. Yine kadını tahrik ettin oraya doğru gidiyor. Gel buraya gel. Hanzade'ye çok teşekkür ediyoruz efendim. İzninizle ben de hemen. Aa benim dediğim gibi olur. Takımımı alayım. Evet Caner'cim verdin mi? Verdin. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ben de her zaman. Çok özür dilerim Furkan. Evet. Aşırı güzel giyinmişsin kardeşim. Sağ ol, çok yakışmış evet sana yani. O şu renkler. Gerçekten güzel görüşmüş. Ceketin aşırı güzel. Çok yakışmış. Seni sizin böyle görmek evet istiyoruz arada. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O sizin güzel görüşünüz diyorum. Sevgili İhsan Tarkan. Ne tarafa geçeyim güzel kardeşim? Buraya mı geçeyim Caner? Evet. Tamam ama ben solağım işte. Oradaki problem o. Bu tarafa geçsem olmuyor mu? Şuraya geçsem olmuyor mu? Kurtaramıyor musun? Hanzade'yi çekmemiz gerekiyor. Hanzade'yi biraz öne mi veya geriye mi? Hı. Geldim. Tamam oldu. Şimdi İhsan bana her zaman der ki Furkan sen değişimden çok hoşlan. Evet değişmeyen tek şey değişimdir diyorum. Her hafta bu takımlar değişse bayram ederim diyorum. Ve ben de takımlarımı açıklamak istiyorum. Kadınlarda galiba Murat abi ise hepiniz aynı yaptınız. Bir tek ben farklı yaptım. Bir tek sen farklısın. Buradaki farklılığın sebebi de şu. Açıkçası ben sevgili Nefise ve Asena ikilisinin Kardelen ve Merve ikilisinden daha iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben Cansu'yu buraya attım. Çünkü Cansu da Buse plandan iyi. Orada kendi içinde bir denge sağlamaya çalıştım. Yani Nefise ile Asena bence Kardelen ve Merve'ye üstünlük sağlayacak. Şimdi Nefise bu Survivor'ın dinamosu. Bunu kabul edelim. Yani Merve'ye karşı, Merve'nin mutlaka Nefise'ye karşı net galibiyetleri olacaktır. Ama genel yüzde de ben Nefise'nin önünde olacağını düşünüyorum. Asena'nın da Kardelen'in üstünde olacağını düşünüyorum performansta. Çünkü son haftalardaki performansa baktığımız zaman Kardelen'in biraz düşüş, Nefise'nin Asena'nın biraz yükselişte olduğunu gözlemliyorum. Yani şu anda momentum bu ikiliden yana. Momentum bu ikiliden yana olduğu için ben Cansu'yu buraya atıp Cansu ile Buse üzerinde de kırmızılar arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Hepimizin de yaptığı gibi şöyle bu tarafa geçeyim artık. Osmancan'la Özgür'ü ben de ayırdım. Özellikle buraya mavi takım dedim çünkü Özgür'ün ve Alper'in olduğu, Kardelen'in olduğu takım bana çok, Alper'in olduğu bir takım çok bana mavi geliyor. O yüzden bu takıma ben mavi takım dedim. Bu tarafa daha çok kırmızı isimler uygun olur diye düşündüm. Şimdi Özgür'le Osmancan'ı ayırdım. Özgür'le Osmancan'ı ayırdım ama Özgür Osmancan ikilisinde net galibi Osmancan olur. Yani açık fikrim bu açıkçası. Özgür Osmancan ikilisinin şöyle.
Aa, ben... Uzak ara bir fark olur mu? Olmaz. Ama sayısal olarak baktığımız zaman mesela 100 maç yapsalar 60'a 40 olur en iyi ihtimalle diye düşünüyorum. Osman Can'la Özgür arasında. Aa, şaşırdım.